Gazete turuyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi pazartesi günü oynanacak derbi öncesi Galatasaray ve Beşiktaş haberlerine gazetelerden gelin birlikte bakalım. Ve hemen Foto Maç gazetesinin Galatasaray sayfasıyla başlayalım. İmha planı başlığını görüyoruz. Aslan Beşiktaş'ı erken golle yıkmak istiyor demiş haber. Sarı Kırmızılılar Beşiktaş'ın defans bölgesinde yaşadığı problemleri değerlendirmenin planlarını yaptı. Barış'ın patlayıcılığı, Yunus'un geziciliği, Icardi'nin bağlantı, rolü ve Osime'nin koşularıyla rakibin dengesi bozulacak şeklinde bir haber. Havsburg maçı sonrası rejenerasyon çalışması gerçekleşti. Dünü izinli geçirdi ve sonra da hazırlıklar başlıyor şeklinde bir kutu haber dikkat çekici. Derbiye prim sözü verildiğinden bahsedilmiş. Mertens Dalia demeye hazırlanıyor. Beşiktaş karşısında forma giyerse 100. maçına çıkmış olacak Galatasaray formasıyla. Onun dışında şöyle sayfanın alt taraflarına doğru geldiğimizde Okan Buruk en iyi sezon başlangıcını tekrarlamak istiyor. Tek rakibi kendisi haberini görüyoruz. Tecrübeli hoca geçen yıl olduğu gibi 10 haftada 28 puan alarak rekorunu tazelemeyi hedefliyor denmiş. Ve Gözde Riccardi'de başlığını görüyoruz. Derbilerdeki 4 maçlık suskunluğunu bitirmek isteyen Yıldız oyuncu Beşiktaş'ı gözüne kestirdi deniyor. Şimdi fanatik Galatasaray sayfasına bakalım. 3. sayfaya geçiyoruz. Aslan hocasına güveniyor. Okan Buruk Galatasaray'ın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 11 kez görev aldı. Sarı kırmızılılar bu maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Pazartesi günkü derbide de aslanın en önemli kozlarından biri Okan Hoca olacak denmiş. Geçmiş olsun Okan Buruk haberini bütün sayfalarda elbette görüyoruz. Ee, Galatasaray Teknik Direktörü dün öğle saatlerinde ani gelişen bir apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. Beşiktaş Kulübü'nden de bir geçmiş olsun paylaşımı geldi elbette. Ve derbide sahada olması, sağ kenarında olması bekleniyor Okan Hoca'nın. İkardi derbiye hazır başlığına yine bakalım. Milli ara sonrası form grafiğini yükselten ve fiziksel açıdan çok iyi bir seviyeye gelen Icardi, Espor maçının ardından umarım Beşiktaş'a gol atarım derken derbiye yönelik özel çalışmalar yapmaya da başladı deniyor. Ve sayfanın en altında Beşiktaş'ın kabusu başlığını görüyoruz. Galatasaray ile Beşiktaş pazartesi günkü mücadelede Rams Park Stadyumunda 15. kez karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar bu statta Kartal'ı tam 10 kez mağlup etti. Beşiktaş'ınsa ise sadece İki galibiyeti bulunuyor demiş haber. Takvim 18. Rakamlarda denge var. Galatasaray ilk 9 haftada Beşiktaş'a göre çok daha iyi bir hücum ve bitiricilik performansı sergiledi. Kartal ise toplu oynama, pas ve savunmada rakibinin önünde demiş haber. Aslan'ın kozu Samiyen Galatasaray Beşiktaş'a karşı iç sahada büyük üstünlük kuruyor. Cimbom Kartal'ı son 4 maçta eli boş gönderdi. Sarı Kırmızılılar ezeli rakibine karşı evindeki son 7 maçta 6 galibiyet bir beraberlik elde etti. Hiç yenik duruma düşmedi. 13 gol atıp sadece 4 gol yedi denmiş. Ve şimdi Foto Maç gazetesinin ikinci sayfasıyla Beşiktaş sayfasına geçelim. Parti sürprizi ilk olarak bir transfer haberi görüyoruz. Beşiktaş yönetimi el yükseltti. Kadroyu daha güçlendirmek isteyen transfer komitesi Arsenal'ın Ganalı yıldızı ön libero Thomas Parti'ye teklif götürdü şeklinde bir haber. Jetson Fernandez haberini görüyoruz hemen bakalım. Bir orta saha oyuncusundan çok daha fazlası denmiş. Sao Tome asıllı Portekizli futbolcu bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da attığı gollerle Beşiktaş'a hayat vermeye devam ediyor. Takımın adeta Joker oldu denmiş. Onun dışında Lyon Panteri Ersin kutusu dikkat çekiyor. Lyon galibiyetinde yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli bir rol oynadığına vurgu yapılmış Ersin Destanoğlu'nun Mert Günok'un yokluğunda bildiğiniz gibi kaleye geçmişti Ersin. Fanatik 2'ye hemen bakalım. Sıra geldi Aslan'a başlığını görüyoruz burada da. Avrupa'da Lyon zaferiyle coşan Karakartal Kartal gözünü pazartesi günkü Galatasaray derbisine çevirdi. Yabancı hocayla Cimbom'u deplasmanda en son 2011 sezonunda yenen Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'la 14 yıl sonra bir ilki yaşamak istiyor, demiş haber. Az önce bizde bültende bu haberi paylaşmıştık. Fransız basını şokta başlığına da bakalım. Karakartal'ın Lyon zaferi Fransız basınında da geniş yankı yarattı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Lekip, 1-0'lık sonucu Lyon sahasında Beşiktaş'a çok acımasız bir şekilde yenildi. Başlığıyla okuyucularına duyurdu denmiş. Lyon'un Jetson pişmanlığı başlığına da hemen bakalım. Lekip'in yine haberine göre sezon başında Lyon için öncelikli hedef olarak belirlenen Jetson Fernandes'in transferi Fransız ekibi tarafından bitirilememişti. Jetson'un kendilerine karşı gösterdiği performansın ardından Fransız kulübünün büyük bir pişmanlık yaşadığı da söylenmiş haberin detaylarında.